Seminerimizin konusunu QoS cihazının CFR21 Part 11 Data Integrity uyumlu mu sorusuyla oluşturduk. Tabii bunu yaparken CFR'ı ilaç sektörünü ilgilendiren bir konu genelde. İlaç veya gıdada, kozmetikte de bazı kurumlar var yine. Özellikle FDA'nin kontrol ettiği veya düzenleyici kuruluşların kontrol ettiği sektörlerin ilgi alanına giriyor. Burada ilaç sektöründe toplam organik karbon cihazı, TOC diye biz kısaltıyoruz ama İngilizcesinden. Bunu TOC diyenler de var. TOC ekinde de kısaltanlar var Türkçesinden. Bu cihazın kullanımı USP veya European Pharmacopoeia gereksinimleri için su sistemlerinin kontrolünde kullanılıyor ağırlıkla. Artı son zamanlarda yani son 5-6 yıldır hatta maksimum 10 yıl gibi bir sürede temizlik validasyonunda da yine toplam organik karbon cihazları ilaç sektöründe kullanılıyor. Non-selektif metot olarak temizlik validasyonunda da kullanılıyor. İlaç sektöründe kullanılan suyun İster su water for injection olsun, injectable ürünler için veya ultra saf su olsun. QC bu suyun kalitesinin kontrolünde kullanılıyor. Yasal olarak ilaçta kullanılacak, üretimde kullanılacak suyun QC değeri 500 ppb'nin altında olmak zorunda. Eğer 500 ppb'nin üzerine çıktığı anda o suyu prosese verilemiyor ve durdurmak zorundasınız. Yani prosese su verimini durdurmanız gerekiyor. Ayrıca TOC cihazları ayrıca prosesi anlama, temizlik doğrulaması, proses içindeki ekipmanların temizliğini doğrulamasında, sızıntı tespiti gibi uygulamalar içinde kullanılabiliyor. İlaç üreticileri saflaştırmış sularda ve enjeksiyonlu sularda TOC izlemede USP 643, EP 2244, Japon farmakopya veya diğer farmakopyaları Çin'dir, Hindistan farmakopyaları falan bunları izlemek amaçlı kullanılıyor. Bu izleme programında prosesin kontrolünde spesifikasyon dışı veya trend dışı sonuçları anında tespit etmek için online olarak kullanılan sistemler de var. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı incelemeyip laboratuvarda inceleme amaçlı kullanılan sistemler de var. Temizlik validasyonu amacıyla yine ekipmanların etrafından örnek alıp o örnekleri, swap örneklerini analiz ederek temizlik validasyonu amaçlı kullanımda mevcut. Ticari olarak kullanılan TOC ölçüm metotlarında 3 farklı ana metot kullanılıyor. Genelde toplam organik karbonu, numuneyin içindeki toplam karbonu tespit için, toplam organik karbonu tespit için mevcut karbonlar karbondioksite dönüştürülüyor ve bu değişik tekniklerle analiz ediliyor. Burada 3 farklı teknik var. Birincisinde numune yakılıp içindeki karbonlar karbondioksite tam dönüştürüldükten sonra NDR tekniğiyle non-dispersive infrared tekniğiyle ölçüm almak. Bu ağırlıkla yüksek konsantrasyonlu TOC değerlerini bulmakta başarılı bir teknik. Ama düşük konsantrasyonlarda etkisi biraz daha az olan bir teknik. Direkt kondaktimetrik dediğimiz seçici olmayan kondaktimetrik metotla ölçüm yapmak bir diğer teknik. Bize has olan suya sıvı sıyırmasının patentinde olan membran kondaktimetrik tespit. Bu da seçici olarak kondaktimetrik testle analiz yapma. Bu üç metot temel kullanılıyor. NDR TOC cihazları gaz fazında karbondioksiti ölçerken kondaktimetrik metotlarda TOC cihazları sıvı fazdaki karbondioksiti ölçüyorlar.
İletkenlikle çalışan, direkt iletkenlik metoduyla çalışan cihazlar, bu cihazlarda ölçüm, numune içinde bulunan tüm iyonlardan etkilenebiliyor. Yani sadece karbondioksitten kaynaklanan iletkenlik değil, numune içinde bulunan tüm iyonları kapsıyor. Numune iletkenliği 1,4 mikrosiemens'in altında olması gerekiyor. Daha yüksek iletkenlikteki numunelerde bu teknik kullanılması uygun değil. Onda farklı ya membran tekniğini ya da yakma tekniğiyle çalışmak gerekiyor. Yapılan kalibrasyonların kararlılığı 6 ile 12 ay arasında sürüyor. Düşük bakım maliyetleri var bu teknolojide. Membran iletkenlikte son derece doğru, numune içindeki iyonlar veya organik asit etkisi olmadan, yani sadece karbondioksiti ölçerek, seçici olarak karbondioksiti geçiren membrandan karbondioksit geçip o şekilde ölçüm yapıldığı için son derece doğru bir ölçüm yapılıyor. Taşıyıcı gaza gerek yok, herhangi bir gaz kullanılmıyor. Yapılan kalibrasyon 12 ay boyunca kararlı olarak kalıyor. Bakım maliyeti düşük, doğrusallığı yüksek ve düşük algılama sınırı var. Hassasiyeti de çok yüksek. Kararlı dahili numune akışı cihazlarda bulunuyor. Bu metotlardan özellikle bahsediyorum. Aradaki farkları algılayıp, çünkü CFR'da veya denetimlerde istenen şey, tabii dataların öncelikle doğru alınması, bir doğru datayı almak. Ondan sonra da aldığın doğru datayı bütün life cycle boyunca, bütün datanın saklama ömrü boyunca bozulmadan doğru bir şekilde saklayabilmek. Ama ilk doğru alma kısmı önemli olduğu için burada ölçüm yapan cihazlar ne kadar doğru ölçerlerse ilk kısmı o kadar iyi sağlıyorsunuz. Onu önce sağlamak lazım. Yani genellikle insanlar CFR uyumlu veya FT uyumlu kısmında software kısmında biraz daha fazla ehemmiyet verirken bu kısmı bazen es geçebiliyorlar. Onun için özellikle vurguladım. Direkt iletkenlik ölçen sistemler genellikle kullanım basit, düşük maliyetli sensörler şeklinde satılıyor. Çok küçük kutulardan tutun da biraz daha büyük kutulara kadar çeşitli şekillerde modelleri var. Numune suyunun anez öncesi iletkenliği içerisinde bulunan, önce o ölçülüyor. İçerisinde bulunan tüm iyonların toplam iletkenliği veriyor. Sonra numune suyu UV oksidasyon tekniğiyle okside ediliyor. Herhangi bir kimyasal katılmadan sadece UV lambayla okside ediliyor. Ve oksidasyon sırasında ortaya çıkan tüm iyonlar, yani içinde bulunan normalde olan iyonlar, işte klordur, diğer inorganik iyonlar içinde bulunan, onlar artı yakma sonucu ortaya çıkan karbondioksitle birlikte oluşan iyonlar ve parçalanma yan ürünlerinin İyonize olmuş hallerinden gelen iyonların hepsinin toplamı ikinci iletkenliği oluşturuyor. Ve bu iletkenlik ölçümünde aldığınız verinin hepsi sanki karbondioksitmiş gibi değerlendirilip TOC değeri o şekilde veriliyor. Dolayısıyla burada özellikle yan ürünlerden gelen, UV oksidasyon sonrası oluşan yan ürünlerden gelen etkiler önemli oranda sonucunuzu etkiliyor. Burada onu kısaca anlayabileceksiniz. Oksidasyon reaktörüne numuneler giriyor. UV lamba açıldığında bu numuneler oksitleniyor. Ve değişik organik karbon molekülleri ve
artı diğer komponentlere ayrılıyor. Bu arada da iletkenlik ölçülüyor. İletkenliğin sabit hale geldiği değer alındıktan sonra, maksimum haldeki değer alındıktan sonra ölçüm tamamlanıyor. Ölçüm bu şekilde tamamlanıyor. Suez firmasının iletkenlik metoduyla, ama burada bir fark, diferansiyel iletkenlik diye farklı bir metot kullanmışlar. Metoduyla ölçüm yapan cihazı da mevcut. Birçok piyasada olan normal sensörler gibi sensör mevcut. Burada gördüğünüz gibi checkpoint diye bir sensör. İster portatif hattın yanına götürüp orada ölçüm yapabiliyorsunuz, ister hatta bağlayıp hatta online olarak ölçüm yapılabiliyor. Burada da iletkenlik ölçümü yine direkt kondaktimetrik metotla yapılıyor. Ama numunenin hem ham iletkenliği ölçülürken hem de ikinci hücrede UV oksidasyon sonrası, yani iki farklı birbirinden farklı hücre var. Birinci hücrede gelen numunenin iletkenliği ölçülüyor. Sonra numune UV oksidasyon kısmından geçtikten sonra ikinci bir hücrede iletkenlik artışı ölçülüyor. İkisinin farkından çıkılıyor. Burada da yine alette de yine sadece karbondioksit ölçülmüyor. Oksidasyon yan ürünlerinden gelen iletkenlik de karbondioksitmiş gibi hesaba katılıyor. Aynı etki bu cihazda da var. Maalesef onu engelleme imkanı yok. Cihazın iç şekli bu şekilde. Bu cihazın diğer cihazlardan bir farkı, normal az önce gördüğünüz kabın içindeki UV probe'dan farkı, UV lambanın etrafına bir coil şeklinde oksidasyonun olacağı reaksiyon haznesi sarılmış vaziyette ve numune bu yolda giderken eşit mesafede, numunenin her bir kısmı eşit mesafede UV ışığına maruz tutuluyor. Dolayısıyla tam oksidasyon sağlaması sağlanıyor. Bunu şurada görebilirsiniz. Bu bizim sensörlerle analizörleri birbirinden ayıran değişik testlerin yapıldı. Değişik organik yapıların test edildiği. Bu organik yapıların bazıları çok kolaylıkla okside olurken, hatta TOC ölçümlerinde standart olarak kullanırken, bazıları da çok zor okside olan ürünler. Bazı ürünlerde trikloro-metan gibi ürünlerde bunlar da oksidasyon sonrasında çok fazla yan ürün olarak klor çıkarttıkları için false pozitif dediğimiz olduğundan fazla TOC değeri çıkartan malzemeler. Bunların kıyaslamasını görüyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi bizim checkpoint cihazımız, sensör olan modelimiz, trikloro-metan gibi malzemelerde, yine diğer sensörlerde olduğu gibi çok yüksek false pozitif değer veriyor. Çünkü çareniz yok. Parçaladığınız yapıyı, içinden klor iyonları ayrıldı. Onlar iletkenliği artırıyorlar. Ve sizin iletkenliğiniz üzerine burada recover değeri veriliyor, görüyorsunuz. %100'den %500-600'lere kadar recovery'yi olduğundan fazla gösterebiliyor. Tabii bu çok önemli bir şey. Çünkü genelde sensör olarak kullanılan aletler su sistemlerini online ölçüm cihazları olarak takılıyor. Online ölçüm cihazının ana fonksiyonu şu. Çünkü kesin bir kural var. 500 ppb geçtiğinde durduracaksın ve suyu vermeyeceksin sisteme. Burada diyelim ki 150 ppb, 100 ppb civarınızda suyunuz var. Gayet iyi. 500 ppb'nin epey altında. Ve içinde trikloro-metan var. Bunun çok az miktarda trikloro-metan var. Bunu okside ettiğiniz zaman bir anda 550 ppb'nin üzerine, 500 ppb'nin üzerine değeriniz fırlayabiliyor. Fırladığında ne yapacaksınız? Mecburen sistemi kapatmanız lazım ve hemen bir örnek alıp
Laboratuvardaki cihazla ölçmeniz lazım. Veya sistemde ne yanlışlık var diye durdurmanız lazım. Böyle bir etki yapabiliyor. Gördüğünüz gibi bütün şeylerin ortak noktaları bunun gibi kolay oksit olduğunda yan ürün olarak iyon çıkartan malzemelerde bu etki bütün sensörlerde görünüyor. Bakın burada Sivers'ın 500 ve M9 model cihazlarında selektif olarak karbondioksit seçildiği için ölçüm sırasında bu etki minimumda gözleniyor. Sadece karbondioksiti, numuneden gelen karbondioksiti ölçüyorsunuz, membrandan geçen ve bu etki minimum. Yani zaman zaman şeyde piyasada soruluyor. Yani bu kadar cihaz var. Neden Sivers'ın cihazları bu kadar yaygın ilaç sektöründe? Bunun ana nedeni aslında bu. Bunun yanı sıra bazı malzemelerde mesela üre gibi malzemelerde yine oksidasyonu zor olduğu için oksidasyonları zor olduğu için olduğundan düşük gözüküyor. Bu da fos negatif dediğimiz halbuki içinde bir kirletici var ama siz onu gözlemleyemiyorsunuz. Onu da yine Sivers'ın bütün cihazlarında yine bahsettiğim gibi bakın burada checkpoint o sarmal şeklindeki su yolu vasıtasıyla mükemmel şekilde üreyi de okside edip bu etkiyi minimize ediyor. Tabii her numunede aynı değil. Bazı numunelerde daha az, daha güç okside olan numunelerde maalesef bunlar bu etkiyi görüyorsunuz. Membran iletkenlik ile çalışan tiyosyan rezervlerinde dediğim gibi membran var. Bu membran sadece karbondioksiti geçiriyor ve oksidasyon reaksiyonundan çıkan ürünleriniz ne olursa olsun bunun içinden sadece karbondioksit diğer tarafa geçiyor. Bunu buradaki videoda simüle edebiliriz. Önce UV reaktöründe, ayrı bir UV reaktöründe oksidasyona vuruyorlar ve module, ölçüm modülüne transfer oluyorlar. Burada karbondioksitler membrandan geçip sağ tarafa sadece deionize suyun olduğu kısma, burada deionize su sürekli olarak sirküle ettiriliyor. Bu kısma transfer ediliyor. Burada karbondioksit iyonize oluyor deionize suyun içinde. Daha sonradan ölçüm kısmına valve açılıyor. İletkenlik hücresi kısmına alınıyor ve iletkenlik ölçülüyor. Sonrasında bütün iyonlar bir katalizörde giderilip deionize su döngüsü tekrar devam ediyor. Selektif olarak karbondioksit seçtiği için dediğim gibi bu sonuçları alıyorsunuz. İki farklı modelimiz var. 500RL ve M9 serisi tiyosyan rezervleri. 500 serisi online olarak çalışan cihazımız. M9 serisi portatif, ister hattın yanına götür, orada ölç, ister hatta bağlı online ölç, isterseniz laboratuvarda otosamplerla ölçebiliyorsunuz portatifi. Online ölçüm modülü ve laboratuvarda kullanılan lab modülü, üç farklı modülden oluşuyor. Bunların ölçüm limitleri gördüğünüz gibi PPT'ye yakın seviyelerden başlayıp M9 modelinde 50 ppm, 500 modelinde 2,5 ppm kadar çıkabiliyor. M9'da 50 ppm kadar çıkabildiği için temizlik validasyonunda da bu aleti yine kullanabiliyorsunuz. Şimdi şunu özellikle mevcutta bizim cihazımızı kullanan ve bir önceki 900 serisi cihazlarımızı kullanan müşterilerimize şunu özellikle vurgulamak isterim. 900 cihazlarında
Bir ölçüm yaklaşık 7 dakika civarında sürüyor. M9 serisinde bu anez süresini kısalttı firma. Normal ölçümde 2 dakika. Pardon, 900 modellerinde 7 dakika auto-regent modunda normal ölçüm yolda minimum kısaltsanız 4 dakikaya kadar indirebiliyorsunuz. M9'da normal analiz 2 dakika, turbo modda 4 saniyeye kadar indirme imkanınız var. Bu da çok büyük bir zaman tasarruf sağlıyor. Özellikle yoğun numune ölçen yerler için ve temizlik validasyonu yapanlar için önemli bir fırsat sağlıyor. Şimdi 900 model cihazların kullanım ömürleri bitiyor önümüzdeki yılın başında. Ve bunların değişim programlarına başladık ilaç firmalarıyla. Burada değişim sırasında tabii müşterilerimiz genelde şöyle bir algıya kapılıyor. Ben de 6 tane 900 cihazı var. Bu 6-900 cihazını birden değiştirmeye kalksam hepsini of epey maliyet olacak falan diye. Bu analiz süresini dikkate aldığınız zaman aslında 6 cihazın yaptığı işi 2 cihazla, ay 3 cihazla yapma imkanınız var. Maksimum 2 cihazla rahatlıkla yapabiliyorsunuz. 3 cihazla, maksimum 3 cihazla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla birebir değil, 2'ye 1 oranında bir değişim söz konusu oluyor. TOC 500 cihazının iç kısmına baktığınızda gelen numune ikiye ayrılıyor. Birinci numune inorganik karbon ölçümü için ayrılıp burada ayrı bir modülde, membran modülünde direkt olarak içindeki karbondioksit bu tarafa geçiyor ve iletkenliği ölçülüp inorganik karbon miktarı tespit ediliyor. Diğer taraftan gelen su ayrılıp oksidasyon reaktöründen geçtikten sonra burada bakın hiçbir kimyasal katkısı yok. Direkt olarak okside ediliyor. Geçtikten sonra yine ayrı bir membrana alınıp bu membran modülünden karbondioksit ayrıldıktan sonra iletkenliği ölçülüyor. Bu şekilde toplam karbon ikinci kanaldan toplam karbon ölçülürken ilk kanalda ölçülen inorganik karbon çıkarttığında TOC'yi alıyor. M9 modelimizde alt kısım aynı. Sadece burada ekli olarak ilave olarak şey var. Asit daha yüksek miktardaki organik karbonları okside edebilmek için asit ve oxidizer katkısı gerekiyor. O iki katkıyı da katıp isterseniz bunu alet kendisi otomatik ayarlayabiliyor. İsterseniz siz kendiniz sabit oranlarda verip de çalışıyorsunuz. O şekilde yine aynı yöntemle çalışıyor. Japon Farmakopya 16 G8'de şöyle bir açıklama var. Bu açıklamanın özetini size söylersem az önce bahsettiğim false pozitif örneklerde, false pozitif veren örneklerde, sensör kullanılanlarda buna dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Ve ölçümlerinizi negatif veya pozitif olarak etkileyebilir. Direkt olarak selektif olarak, karbondioksit selektif çalışmayan cihazlarda bu olabilir deniyor. Ve karbondioksit ayırmadan yapılan ölçümlerde bu sonuçlar gelebilir. Bunun için buna dikkat edin. Cihazın hatalı sonuç vermesi durumunda yaşanabilecek kontaminasyon riskini göz önüne alın diye uyarı yapılıyor. Tabii membran iletkenlikle çalışan cihazlarda hem düşünün online olarak cihazınız membran iletkenlikle çalışıyor hem de laboratuvar cihazınız. Burada online ve laboratuvar cihazları aynı metotla çalıştığı için ölçüm sonuçları birbirleriyle eşleşiyor. Laboratuvardan metot transferi kolaylaşıyor. Spesifik olmayan sonuçlar azaldığı için güvenilirliği artıyor. Laboratuvara taşınan ölçümleri azaltıyor çünkü
İkide bir de false pozitif vermediği için laboratuvara daha az numune göndermeniz gerekiyor. Sabit ve doğru bir TOC trendi almanızı sağlıyor. Ve tabii verimliliğinizi artırıyor. Evet. Şimdi gelelim ikinci kısma. Bu ilk kısmı açıklamadan ikinciyi açıkçası tam tamamlamak mümkün değildi. Onun için ilk kısmı mutlaka anlatmam gerekiyordu. CFR 21 kısım 11 kısmında ne anlatılıyor ve veri bütünlüğü konusu neler? Burada size bir anket sorusu sormak istiyorum. Şu anda geçerli olan CFR 21 Part 11 kaç sayfada ulaşıyor? A 5 ile 10, B 30 ile 50, C 80 ile 100. Tabii çoğunluk bu katılan değerli katılımcıların çoğunluğu doğal olarak 30 ile 50 sayfa kısmını seçti. Daha önceki şeye katılanlar A seçeneğini seçtiler. Bir kısmı da belki de gözlerini çok büyütenler, bu CFR 21-11'i çok büyütenler C seçeneğini seçtiler. Burada bu kısım Part 11 7 sayfadan oluşuyor. Toplam 7 sayfadan oluşuyor. Aslında çok uzun bir doküman değil. Temel olarak elektronik kayıtlar ve elektronik imzaların hangi kritere göre tam güvenilir ve kağıt kayıtlarına eşdeğer sayılabileceğini belirleyen şeyleri anlatıyor. Bir cihaz tarafından yaratılan elektronik verinin bütünlüğü, doğruluğu ve izlenebilirliğine yardımcı olmak için cihazın yazılımı şunlara sahip olmalı diye açıklanıyor. Bir, erişim kontrolüne. Yazılımda erişim kontrolü olması lazım. Her kez girerken username ve password ile girip hangi anda kim kullanıyor onun anlaşılması lazım. İki, işlem geçmişi raporlama fonksiyonu, yani audit trail diye adlandırılan İngilizcesi fonksiyona sahip olması. Üçüncüsü de e-imzaya sahip olması. Ana gereksinimler olarak kontroller şunları kapsıyor. Denetim, yani bununla alakalı denetim yapmanız lazım kontrol olarak. Sistem validasyonu yapmanız lazım. İşlem geçmişi ve denetim tarihçesini kontrol etmeniz lazım. Elektronik imzaları ve dokümantasyonlarını hazırlamanız lazım. Göz önünde bulunması gereken diğer faktörler, veri transferi nasıl yapıldığı, validasyon nasıl yapıldığı, kullanıcı eğitimi ve kalifikasyonu, destek prosedürleri, bunlar altyapısal gereksinimler. Yine EU GMP Annex 11'e genel bir bakarsak, burada da 5 sayfalık bir doküman. Bu dokümanda bilgisayarlı sistemler için hazırlanmış bir doküman. Burada genel olarak personel, validasyon ve sistem konuları ele alınıyor. Prensipler olarak depolama ve dağıtım dahil üretimde ve kalite kontrolde bilgisayar sistemlerin kullanımı rehberin ilgili diğer bölümlerinde verilen prensipleri gözlemleme ihtiyacını değiştirmez deniyor bir prensip olarak. Bilgisayarlı sistemlerin kullanımı sonucunda ürün kalitesi veya kalite güvencesinde herhangi bir azalma yaşanmamalı deniyor. Bilgisayar kullanılmadan önceki sistemlere göre bir kalite farkı olmaması. Operatörlerin işlem içinde yer almamasından kaynaklanan bir önceki kullanılan sistemin özelliklerinin kaybolması riskini ne gerekli önlem verilmeli. Anladım. Bu iki regülasyonu kıyasladığımız zaman burada kırmızıyla belirtilen noktalar öne çıkıyor. İşlem geçmişi, denetim tarihçesi, güvenlik, elektronik imzalar, bunlar ikisinin de ortak noktaları. Şimdi biz sıklıkla veri bütünlüğü konusunda konuşuyoruz ama durup onu tanımlamıyoruz. Veri bütünlüğü nedir? Bunun sonucunda birçok kişinin veri bütünlüğü ne olduğu ve nereye uzandığı konusunda değişik düşünceleri ve konseptleri oluşuyor. İlerlemeden önce öncelikle veri bütünlüğü nedir, ne değildir tanımlamamız lazım. 2016'dan beri ikinci şeyde yeni regülasyon ve kurallar nelerdir? 2016'dan beri birçok yayın yapıldı.
çoğu devlet kuruluşları tarafından, bazıları da PICS gibi global konsorsiyumlar tarafından yayınlandı. Bazıları ISP gibi organizasyon tarafından yayınlandı. Hepsinin iyi etkisi var ve tartışmaya değer. Tüm bu maddeler ve yönlendirmeler içinde ne önemli? Prosesimize dikkat etmemiz gereken alanlar nelerdir? Bir üretici neye odaklanmalı ve sistemini entegre etmeli? Uygunluk neye benzer? Sonunda bir şirket nasıl ileriye doğru yol alacak? Yani uygunluğa uyacağız diye kendimizi kısıtlarsak şirket nasıl ilerleyecek? Özellikle bir şirket nasıl mantıklı bir şekilde ileriye yol alacak? İlerlemenin bir yolu organizasyonun operasyonel kısmının işleyemeyeceği kadar her şeyi çok sıkı bir şekilde kilitleyerek yol almaktır. Bu olmaya başlıyor ve bunun nedeni bu bahsi geçen kurallara dürüst bir yaklaşım sergileyemeyen bir tutum almaktan kaynaklanıyor. Veri bütünlüğünün tanımı. Veri bütünlüğü, verinin yaşam döngüsü boyunca tam, tutarlı ve doğru olmasını kapsar. Dediğim gibi, burada önce doğru olacak veri, doğru olması için ölçüm cihazının doğru olarak ölçmesi ve ölçüm cihazından, tabii TOC hariç bir cihaz düşünürseniz, aldığınız verinin de doğru hesaplanıp, doğru değerlendirip alınması onu da kapsıyor. Mesela HPLC'de aldığınız kromatogramı aldınız ama doğru hesaplamadınız. O da bir handikap. Yaşam döngüsü boyunca tam olması, bölünmemesi, tutarlı olması kendi içinde. Bunlar bu şekilde tanımlanıyor şu kuruluşlar tarafından. Veri bütünlüğünün verinin eksiksizliği, tutarlılığı ve doğruluğunu gösterir diye tanımı, FDA tarafından yapılan tanımı. WHO tarafından veri bütünlüğü, verinin tam, tutarlı, doğru, güvenilir olma derecesini ve veri karakteristiğinin tüm yaşam döngüsü boyunca korunduğunu gösterir. Gayet ayrıntılı ve güzel bir tanım. Bu şekilde değişik tanımları var. Gayet güzel ama bunlar ne anlama geliyor? Öyleyse şurada üstünü çizdiğimiz tanımları standartize edelim. Bunun anlamı, prosesimizi bunu sağlayacak şekilde dizayn etmeliyiz. Prosesimizi yazılım, donanım ve tüm her şeyle sorguladıkça sürekli tüm bunlar bütünlüğü, tutarlılığı ve doğruluğu nasıl etkiler diye sormalıyız. Yani proseste bulunan, önce donanımımızdan başlayıp bu çerçeveleri nasıl etkiler, sonra yazılımdan ve diğer sistemi oluşturan, prosesi oluşturan parçalardan başlayıp aynı soruları sorarak gitmemiz gerekiyor. Veri bütünlüğü aslında yeni bir kavram değil. Özellikle ilaççılar için yeni bir kavram değil. 1970'lerden bu yana dikte edilen Alcoa, ilk başta Alcoa diye tanımlanan Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate'in ilk baş harflerinin alınmasıyla tanımlanan bir uygulama, Good Automated Manufacturing Practice şeklinde oluşturulan bir pratik zaten ilaç sektöründe yıllardır kullanılıyor. Buna son zamanlarda özellikle ömür döngüsü yönetimi gibi konuların daha iyi anlaşılması için artı ile ilave edilen 4 tane Complete, Consistent, Enduring, Available. Bunlar da ilave edildi. Alcoa Plus olarak adlandırıldı. Bu veri bütünlüğü kavramı ilk burada ele alındı. Veri bütünlüğü, bunun tanımını halihazırda yaptık ve herkesin aklındaki ana başlık bu. Veri güvenliği ayrı bir konu. Bu operasyonel bir kaygı. Bizim fikri mülkiyet hakkımızı nasıl koruduğumuz, ticari sırlarımıza kimler erişilebilir, verilerimiz nasıl taşınabilir olur gibi konuları etkiler. Genel olarak regülasyonlar bunun gibi ticari endişelerle ilgilenmezler. Bir firmanın patentlerini koruyamadığıyla FDA ilgilenmez. Yeni ilaç denemelerinin detaylarının rakip firmaların şefiyle paylaşılmadığıyla ilgilenmez.
Çoğu firma için verilerin güvenliğinin kontrolü de en az verilerin bütünlüğü kadar önemlidir. Fakat bunlar ayrı konular ve endişelerdir. Yani veri bütünlüğünü veri güvenliğiyle karıştırmak çok doğru bir yaklaşım değil. Burada tabii veri bütünlüğü, veri güvenliği ve veri yönetimi bunlar bir bütün oluşturuyor. Veri yönetimi burada her ikisinin harmanlanmasıyla başlıyor. Veri bütünlüğü için gerekli bazı yönetimsel konular vardır. Örneğin USB belleği kalıcı veri saklama ortamı olarak kullanmak ömür döngüsü yönetimi açısından veri bütünlüğüne uymamaktadır. Ayrıca veri güvenliği açısından da bazı yönetimsel hususlar bulunmaktadır. Örneğin veri transferinde USB bellek kullanmak bazı hassas verilerin çok fazla taşıdığı olması ve muhtemelen bina dışına çıkarılması riskini yaratmaktadır. Tüm bunlar tercihe dayanan hususlardır. Bazı firmalar yerel veri depolamayı ve bazıları ise server tabanlı veri depolamayı tercih etmektedir. Bazıları da veri tabanlı bazlı çözümleri tercih etmektedir. Peki, bir sonraki sormamız gereken konu USB bellek kullanımı veri bütünlüğü sorunu mudur? USB bellek ne yapar? Verinin tam tutarlı veya doğru olmasını nasıl etkiler? Dosya yapısını nasıl etkiler? Neden bu kadar firma kullanımı yasaklamıyor? Endüstri için artık uygun olmamalarının gerçek nedeni ne? USB bellekler veri transferinde kullanılan araçlardır. Herhangi bir sihirli önleri yoktur. Hafıza teknolojileri bizim sonuna kadar güvendiğimiz sabit disklerle benzeridir. USB bellek kullanımının veri bütünlüğünü bozucu herhangi bir etkisi yoktur. Veri dosyaları USB bellek üzerinde birden kaybolup değişmezler. Kilitli ve şifrelenmiş veriler birden kilitli ve şifreli açılmaz. Veri aktarımı veri bütünlüğünü tam olarak sağlayacak şekilde kayıt altına alınabilir ve takip edilebilir. Ethernet'ten veri transferini kayıt altına alıp izlediğiniz aynı metotla bunu yapabilirsiniz. USB bellek eğer kalıcı bir veri saklama yeri olarak görülürse o zaman problem orada başlıyor. Kullanılan malzemenin geçici özellikteki yapısı nedeniyle buna uygun değil. Eğer kalıcı veri depolama yeri olarak kullanılırsa verinin yaşam döngüsünün korunması kuralı ihlal etmek suretiyle veri bütünlüğü bozulmuş olur. Kullanım sadece veri aktarım amaçlı olmalı. USB bellekler çok önemli bir güvenlik sorunudur. Bu her yerde kullanım kısıtlanmasının temel nedeni. İnsanlar USB ile verinin nasıl bu kadar taşınabilir olduğu kavramını sevmiyorlar. Firmalar kontrolü kaybetmeyi sevmiyorlar. Fakat bu hususlar ne kadar geçerli ve ne kadar önemli olursa olsun veri bütünlüğüyle kesinlikle alakalı değildir. Şimdi neden burada USB bellek konusunda bu kadar özellikle değindim? Bizim TOC 500 model cihazlarımızda bu yıl sonuna kadar kurulan bütün cihazlarda aynı şekilde alınan datalar aletin hafızasında saklanıyor. İstediğiniz zaman kullanıcı cihaza özel bir USB bellekle veriyi alıp cihazın software'ine aktarıp oradan kendi kullanım yerine nasıl saklıyorsa o saklama kısmına götürebiliyordu. Böyle olmasına rağmen CFR'a tam uyumlu ve bütün bu veri bütünlüğü kavramına tam uyumlu olarak çalışabiliyor alet. Önümüzdeki sene itibaren çıkmasını düşündüğümüz, beklediğimiz M500 diye farklı model cihazda LAN bağlantısıyla USB bellek kullanımı isteğe bağlı hale gelecek. Onu da burada şey yapabilirim. Veri güvenliği ihlalleri giderek artıyor. FDA bu konuda uyarı mektubu yayınladı. FDA'nin 483 uyarı mektubu var bu konuda. Firma tek bir Prolay'ı 4-5 kullanıcının ortak kullanmasına izin vermiş mesela bir tanesi. Diğerinde sistem verilerini değiştirmesine izin vermiş ve bu özelliğe kullanıcının erişimi kısıtlanmamış. Kısıtlanmış erişimi odaklamak burada önemli.
Veriler daha iyi verilerle değiştirilmiş, başarısızlıklar gizlenmiş. Ürünle ilgili başarısızlıklar raporlanmayarak deneme ölçümleri olarak listelenmiş. Maalesef bunları biz de sıklıkla görüyoruz değişik cihazlarımızla. İşlem geçmişi raporlaması kapatılmış ve bazı cihazlarda mevcut değil. Dinamik veri düzgün bir şekilde korunmamış. Özellikle kromatogram alınan cihazlarda, orada kromatogramlar dinamik spektroskopide ve kromatografide dinamik veri daha sonradan bunlar hem interpret edilen sonuçlarla birlikte saklanması lazım. İkisinin birlikte kaydının tutulması lazım. Dinamik veriyi tutmayıp sadece sonuç tutmak yine ihlale giriyor. TOC'de böyle bir durum yok. TOC'de alınan datalar statik data olduğu için burada herhangi bir ihlal söz konusu olmuyor. Tüm bunlar yeni mi? Yeni kavramlar. Aslında tüm bunlar yine yeni değil. 90'lardan beri veri bütünlüğüyle ve gereksinimli konusunda kendini gösteren ve insanların karşılaştığı hususlar. Bu konuda birçok yeni Hazara rehber aslında insanların işlem geçmişi raporlaması yapmalarını sağlamaya yönelik dinamik veri kaynağı anlamında orijinal veri nedir? Bunları netleştirdiler. Denetimleri, yönetme ve denetleyicileri ne tür verilerin göstermesi gerektiğini netleşmek için çıkarıldılar. Burada bazı yeni çıkartılan rehber dokümanları görüyorsunuz. 2016'dan bu yana yayınlanan yeni rehberler ilk kılavuzu 8 sayfalık soru cevap şeklinde. Değişik terim tanımlamaları var, rol tanımlamaları, işlem geçmişini netleştiriyor. FDA'nin yetkileri burada anlatılıyor. EMHRA tarafından yayınlanan 8 sayfalık yine soru cevap şeklinde. Burada özellikle Alcoa ile güçlü bir bağ var. Değişik tenkitler yapılıyor. Yine PICS ve WHO tarafından yayınlanmış 40 sayfalık doküman var. Alcoa'nın komple daraltılmış bir hali şeklinde çıkıyor karşımıza. ISPA ve PDA'in yüzlerce sayfalık yine sistem tasarımı üzerine spesifik bir kılavuz ve kılavuzun uygulamaya taşınması en iyi uygulama ve anahtar sorular şeklinde açıklamalar yer alıyor. Burada Audit Trail'den bahsettik. İşlem geçmişi rapor. Audit Trail gerçekte nedir? Burada Audit Trail'de yasal düzenleme, işlem geçmişi, elektronik verilerin oluşturulması, değiştirilmesi veya silinmesi aksiyonlarının kaydının tutulması işlemi. Verilerin oluşturulması, değiştirilmesi veya silinmesine yol açan olayların kronolojisinin tutulması. Yasal düzenlemeyle bunlar kontrol altına alınmış. Düzenleyici kılavuzda kılavuz işlem geçmişi raporlamasının ne zaman açık, ne zaman kapalı olmasının uygunluğunu ve kaydın ne olduğunu tartışır ve sürekli kullanımı tavsiye eder. İşlem geçmişi raporunun denetlenmesi konusunda birçok bilgi barındırır. Yerel beklentiler tipik olarak bir uygulama içinde gerçekleşen tüm aksiyonların kaydının işlem geçmişinde tutmasını gerektirir. Yani beklenti olarak hangi aksiyon varsa bunun işlem geçmişinde tutulmasını beklentisi var. Burada meta veri kavramı var. Meta veri nedir? Burada meta veri İngilizce'de meta data is just data about data. Yani meta veri sadece bir veri hakkında veridir diye bir açıklama var. Yani meta veri nedirden konuşmaya çekinen birisi için yayının yaptığı bir açıklama. Burada meta veriye örnek olarak neler yer alır içinde? Birimler, yaptığınız içerindeki birimler, ölçümün tipi, kaynağıyla alakalı bilgiler, zaman, tarih, kullanıcı adı, seri numarası, veri reçetesinde bulunan kimyasal akış hızları, kaç tekrar yapıldığı, bunlar
meta veriyi örnek teşkil eder. Meta veri olmayan ve zaman içinde insanların meta veri olarak algıladıkları kavramlar da mesela kimyasalların kullanım zamanı. Bu meta veriyle alakası yok. Kullanım zamanı tamamen farklı. Ölçüm yapan kişinin parolası. Bu meta veri değil. Export edilen dosyanın lokasyonu. Yine bunlar meta veri içinde yer almıyor. Burada yeni beklentiler için tavsiyeler yer alıyor. 21 CFR kısım 11 ile başlanıp bu veri yönetimi ve güvenliği ile alakalı ne yapalım dendiğinde tavsiye bu şekilde. Önce bununla başlayın. Buna tam uygunluğu sağlayın. Sonra Aqua Plus'la devam edip tüm prensiplerin karşılandığını sağlayın. Uygun kontroller olmadan 1 ve 2 nolu kuralları çiğnemeden verinin yaratılamadığını, değiştirilemediğini veya silinemediğini konfirme edin. İlgili kılavuz dokümanlara göre hesap yönetim gerekliliklerini tam karşılayacak şekilde izinleri, engellemeleri ve kullanıcı kontrollerini geliştirin. İşlem geçmişinin regülasyonlarla uyumluluğunu sağlayın. Yani sık sık iş denetimi yapıp belli periyotlarla kendiniz bir denetçi olarak bunları denetlemeniz, iç gereksinimlerden karşıladığından emin olmanız ve denetim ve kontrol ile ilgili kılavuzda tutulan işler için bir SOP oluşturmanız gerekiyor. Oluşturulan sistem ve aplikasyonların veri yönetimi, veri güvenliği ve bütünlüğü konusunda iç ihtiyaçları karşıladığını göstermeniz gerekiyor. Burada bizim meşhur data integrity ile alakalı çözümümüz, aletlerimizle birlikte sağladığımız, her iki cihazımıza sağladığımız destek paketleri var. Burada M9 validasyon destek paketi, Volume 3'te tamamen veri güvenliğine, veri bütünlüğüne dönük olarak hazırlanmış. Data Pro 2, Data Guard Software ile birlikte burada kullanıcı protokolleri, software yükleme, çalıştırma ve software'in performans kualifikasyon çalışmaları ile ilgili bütün istediğiniz veriler hazır bir paket olarak sunuluyor. Bunu aldığınız zaman kontrole gelen birinin kontrolden geçmesi inanılmaz kolaylaşıyor. Ve bu pakete sahip ikinci bir firma daha şu anda yok bilgimiz dahilinde. Yine sisteminiz CFR 21 uyumlu mu derken tabii sadece TOC değil, yeni model cihazlarımızda, laboratuvar cihazlarımızda aynı zamanda aletlerin üzerinde iletkenlik ölçümü de standart olarak yer alıyor. Yani laboratuvarda yaptığınız iletkenlik ölçümü CFR uyumluluğunu sorguladığınız zaman onda da bizim cihazımızda kullandığınız zaman tek bir analizde, tek bir çıktı şeklinde hem TOC değerleri hem de iletkenlik değerleri direkt olarak alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu veri bütünlüğü içinde tek bir analizde bunları alıp saklayıp aynı ortamda bir taşla iki kuş vurma imkanı sahip oluyorsunuz. Sivers ürünlerinin tamamı CFR, FDA ve diğer bütün düzenleyici kuruluşların bütün düzenlemelere uygun olarak çalışmakta ve onlar uygun software'leri içermekte. Benim size sunuma son vermeden önce, sorulara geçmeden önce iki tane göstermek istediğim dokümanım var. Bu dokümanlardan birisi bir fact şeklinde Suez tarafından hazırlanmış bir fact sheet. Burada M9 TOC analizörü ve Data Pro 2 software'i kullanarak FDA'in data integrity ve data uygunluğuyla ilgili CGMP şartlarında uygunluğuyla ilgili bazı soruları ve bu sorulara nasıl aletimizle karşılandığına dönük bir doküman var. Aynı bu konuyla alakalı bu sefer soru cevap şeklinde bu özellikle bu ikinci doküman 5 sayfalık bu ikinci dokümanı bizim sunumuzla birlikte
Web sitemizde sunumdan sonra yayına koyacağız. Oradan download edebilirsiniz. Özellikle bazı firmalarda biliyorum bu veri güvenliğine ve CFR uyumluluğuna çok dikkat ediliyor. Ve hatta bunun için özel çok pahalı sistemlerle bu kontroller yapılıyor. Her cihazdan datalar alınıp ortak bir merkezde toplanıyor. Eğer bu fact sheet'teki şu soruların her şeyde ayrı bir soru var. Bu soruların cevaplarını siz kendiniz check ederseniz ne kadar uyuyoruz bunlara, nasıl karşılıyoruz, biz kendi sistemimizde nasıl karşılıyoruz, kendiniz veya IT elemanınız bu konuyla ilgilenen IT'cinizle şey yaparsanız ne kadarına evet diyorsunuz, ne kadarına hayır biz bunu yapmıyoruz diyorsunuz. Ona göre o kadar uygunluğunuzu görebilirsiniz. Dediğim gibi özellikle bu ikinci doküman, her ikisini de koyacağız web sitemize. Bu özellikle bu ikinci dokümanı tavsiye ederim. Şu anda bunun Türkçeleştirmesini de yapıyorum. Yakın bir zamanda Türkçesini de oraya koyacağım. Yarısına kadar geldim Türkçeleştirmenin. Şu anda İngilizce formunu koyacağım. Evet. Benim bugün için sizlere anlatmak istediğim konular yaklaşık bu kadar. Şeyiniz var mı? Bana soracağınız sorularınız var mı? İçme suyu sektörü için gerekli bir sistemin ürünü bekleyeceğiz. Bundan sonra içme suyu sektöründe bizim M5310 diye bir cihazımız var. İstanbul'un içme suları 14 noktada bizim cihazlarımızla kontrol ediliyor. İSKİ'de bu cihazlar var. Ve tabii onlardaki ölçüm tamamen membran kondaktimetrik olarak ölçülüyor. Yine bahsettiğim noktaların hepsi aynı. Ama yazılımda CFR'la ilgili kısım eksik bırakılmış. Çünkü içme suyunda böyle bir kontrol zorunlu olmadığı için tabii CFR kontrolüyle ilgili software paketleri de biraz fiyatlı. Dolayısıyla içme suyunda bunu kontrol edenler için biraz avantajlı. Toplam sistem fiyatı biraz küçülmüş oluyor. Öyle bir cihazımız var. Eğer arzu ederseniz o konuda size tanıtım yapabiliriz. Diğer soru kalibrasyon ve günlük doğrulamayla hangi periyotlarla olmalı? Ya bu konuda bizim cihazımız çok avantajlı. Yani zaten piyasada bu kadar çok bulunmasının en büyük nedeni bu. Yılda bir kere kalibrasyon yaptınız mı? Bütün bir yıl boyunca kalibrasyonunuz geçerli oluyor. Sadece size kalan, eğer ilaç sektöründe kullanıyorsanız doğrulama zaman zaman doğrulama yapmanız, sistem suitability test standartlarıyla testler yapmanız. Bu standartları Sivers firması da temin ediyor. Hem içinde zorlayıcı malzemeler var, hem de kolay oksit olan malzemeler de var. Bu şekilde o standartlarla kontrol sağlanıyor. Burada günlük değil, genelki haftalık kontrolü olarak tavsiye ediyoruz biz. Ama kalibrasyon yılda bir kere. Yani ben değişik spektroskopik ve kromatografik metotları zaman içinde kullandım. İlk başta ben de alışamadım. Yani tek bir kalibrasyon bir yıl boyunca yani ne kadar doğru bu, kayması yok mu falan diye. Ama inanın doğru yani. Özellikle o membranı araya koyunca olay kapanıyor. Evet, Ufuk Bey'in söylediği gibi İSKİ kabinlerinde cihazlarımız mevcut. Sivas 900 kullananlar için bir duyurum var. 900 cihazların dediğim gibi üretimin durduğundan sonra 7 sene geçti ve artık önümüzdeki senenin başına itibaren desteği kalmayacak. Onun için biz de yıl sonuna kadar bir kampanya yaptık. O kampanyada bu sene içinde sipariş veren müşterilerimizde yani illa bu sene ödemeleri şart koşmuyoruz. Tabii bu sene ödeyebilecek bütçeleri varsa süper. Ama en azından burada bir avantajlı bir kampanya var. O kampanyadan Sivas'ın açtığı bir kampanya bu. Faydalanmak için yıl sonuna kadar özellikle Kasım ayının sonuna kadar verecek siparişlerde
bu senenin içinde yükleyip getirebiliyorlar cihazı ve eğer bütçe yoksa önümüzdeki senenin bütçesine konmuş cihazlar için önümüzdeki sene bütçesinden de ödeme yaptırılabiliyor. Yani onu da hatırlatayım.